Aklım hep sende. Birileri duyacak da başına bir şeyler gelecek diye uykularım kaçıyor İskender. Siz beni merak etmeyin sultanım. Ben başımın çaresine bakıyorum. Lakin böyle kaçak göçek yaşamak zoruma gidiyor. Az kaldı sabret. Yakında öyle bir fırtına kopacak ki ortalık yerle yeksan olacak. İşte o vakit bizim devrimiz başlayacak. Senin devrin. Eğer asker olmazsa hiçbir şey olmaz sultanım. İşte bu yüzden Mehmet Giray ile konuştum. Bu gece Hisar'dan kaçacak. Akabinde birlikte Kafkas diyarına gideceğiz. Beni desteklemeleri için. Bu nereden çıktı şimdi oğlum? Eğer tahta hak iddia edeceksek arkamızda kuvvetli bir ordunun olması şart validem. Mehmet Giray'a güvenemez. O defalarca hanedanımıza ihanet etmiş bir hain. Sana da ihanet etmeyeceğine malum. Sen yalnızca ailene güven. Bize güven. Mehmet Giray'la bir anlaşma yaptık. Onu yarı yolda bırakamam. Mehmet Giray kim? Sen bizim bu cihanda en kıymetli hazinemizsin. Sen hanedanı aile Osman'sın İskender. Kullarının yardımına ihtiyacın yok. Hanzadem, Bostancıbaşım, saraydan gönderdiler. Kemal Ağa, ben şimdi şuradan kaçıp gitsem ne yaparsın? Haşa Hanzadem, siz böyle bir şey yapmazsınız. Diyelim ki yaptım. Kemal Ağa, önce seni burada bir derdest ettim. Sonra döndüm, şu kapıda duran dört tane bostancıyı teker teker indirdim. Siz yapmazsınız Hanzadem. Hanzade kaçıyor, çabuk takarın şunu! İskender, acele etmemiz gerekiyor. Her yerde beni arıyorlar. Sen yanına git. Ben burada kalacağım. Ne oldu birden? Niye vazgeçtin? Ben buraya aitim Mehmet Giray. Köklerim, ailem burada. Artık topraklarımdan uzak yaşamak istemiyorum. Zira bana ihtiyaçları var. Nasıl arzu edersen İskender. Bana ihtiyacın olursa haber et, ben kafi. Seninle her daim ittifak ederim.